Ezo! Hemen indir dedim sana o silahı. Ya şu anda silah onların elinde olaydı? Ben Namlu'nun önünde durmuş merhamet dilenir olaydım. Onlar indirirler miydi silahlarını sanırsan? Vazgeçerler miydi töre için, namus için benim canıma kıymaktan ha? Vazgeçerler miydi? Peki o zaman. Durma çek tetiği. Çek de kendi ellerinle yak bitir bütün hayatını. İşin sonu aynı kapıya çıksın. Sen hapiste sürülürken yine onlar kazansın. Mehmet Ali abi doğru söyler Ezo. Yalnızca görev arkadaşlarım. Doğru söyledi. Mehmet Ali dedi. Devam et. Benim tek isteğim seninle konuşmaktır. Biz çoktan vazgeçtik seni vurmaktan. Yılan hiç yılanlıktan vazgeçer mi? Siz hiç ağanızın sözünden çıkar mısınız? Siz beni öldürmeden ben sizi öldüreceğim. Ezo! Sakın yapma! Yalan konuşuyor bunlar Memoli. Sen sakın kanmayasın bunların dediklerine. Ben bir tek yılanın başını ezerek sağ çıkarım bu işten. İşte bu nedenle vuracağım şimdi ikisini de. Köylü kızı! Ne yapıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Ne olur bırak beni Memoli! Bırak da kurtarayım dünyayı bu yılanlardan! Ne oluyor burada? Yok bir şey müdürüm. Her şey kontrolüm altında. Biraz tartıştık sadece. Siz ne seyrediyorsunuz burada? Hadi görevinizin başına. Çekim sonrasında bu çift kaşarlı tost iyi geldi Zeynep Hanım. Çok yaşayın. Afiyet olsun. Yalnız dizdeki rolümüzün bu kadar kısa olmasından dolayı size bir miktar gönül koyduğumuzu da itiraf etmek zorundayım. Yettim kardeşim! Bunlar niye patladı şimdi ya? Hayda beni niye patlattılar şimdi? Abi seni iyi patlatmışlar. Anlamadım niye patladı. Kestik. Ya tek bir yerimizden vursaydık keşke. O zaman iyileşip göreve dönmemiş daha çabuk olurdu. Daha kalk demeden ele çevirdiler bizi. Kusura bakmayın çocuklar. Misafir oyuncu rolü ancak bu kadar oluyor işte. Aynı benim Memoli'nin yanındaki misafir dedektifimin kısa sürmesi gibi yani. Zeynep Hanım siz şimdi bir daha geri dönmeyecek misiniz bizim merkeze? Dönmeyeceğim. Yapmayın ya. Üzüldüm bakın şimdi. Ya iyi oluyordu yani sizin gibi ünlü biriyle mesai arkadaşı olmak. Yani bir renk, bir tat, bir doku katmıştınız bizim cinayet bürosuna. Ben istemediğim yerlere geri dönmem. Memoli kafadan rahatsız bir adam olduğu için bir türlü kabul edemedi aslında bana ihtiyacı olduğunu. Ben kaçtım kurtardım kendimi. Allah geride kalanlara sabır versin inşallah. Amin amin. Ben artık kalkıyorum çocuklar. Bizim kanalın genel müdürüyle toplantım var. Gidip hazırlanmam lazım. Kendinize iyi bakın tamam mı? Sizi çok özleyeceğim. Biz de sizi çok özleyeceğiz. Biz de sizi çok özleyeceğiz. Hoşçakalın. Bu ne? Hesap. Yuh! İki tane tost 20 lira olur mu be? İskender Bey'dik kardeşim. Para var mı lan sende? Thank you.
oluyor bu şimdi? İlyas bugün bana Kürşat'ı yakalamam konusunda yardım etti. Ben de bunun karşılığında seninle konuşmasına izin vereceğime dair bir söz verdim. Geç otur. Ne yani? Sen şimdi beni bu yılanla aynı odada yalnız mı bırakacaksın? Hayır, ben de burada yanınızda duracağım. Hadi konuş, ne konuşacaksın? Sadece 5 dakikan var. Otursana Ezo. Yok, ben böyle iyiyim. Peki, sen bilirsin. Sana haksız yere çok büyük eziyetler çektirdik. Önce seni sevmediğin bir adamla evliliğe zorladık. Düşmana kız verirsek belki aramızda sulh olur. Yüzyıllık kan davası biter sandık. Ama aldandık. Bana çok büyük iftira ettiler. Önce namusumu aldılar. Sonra bu kız namussuzdur dediler. Ve siz hepiniz bu yalana inandınız. Tek biriniz bile çıkıp da... Ezo iyi kızdır, has kızdır. Asla böyle bir namussuzluk etmez. Asla ailesinin şanına, şerefine toz kondurmaz demediniz. Hepiniz yılanın tarafına geçtiniz. Ben sana inanıyorum Ezo. Ben senin hiçbir yanlış yapmadığını biliyorum. Bugün burada sana söylemek istediğim şey de buydu. İbrahim Ağam'ın senin için verdiği ölüm emri artık benim için geçerli değildir. Bundan gayrı bizden sana bir zarar gelmez. Tamam da hapiste olduğuna göre. Zeliha anayı da alıp İçin rahat dönebilirsin köye. Son çare bu yalanı mı buldunuz beni kandırıp tuzağa düşürmek için? Biz köye döndüğümüzde siz bana dokunmasanız bile diğer yılanlar bize rahat verirler mi sanıyorsun? Ben seni korurum Ezo. Ben varken kimse sana zarar veremez. Öz amcam bile olmayan amcamın öz olmayan oğlu mu beni koruyacakmış? Neden yapacaksın ki böyle bir şey? Yapacağım işte. İyi ama neden yapacaksın? Öyle gerekiyor. İyi ama neden öyle gerekiyor? Çünkü ben sana aşığım Ezo. Çocuk yaşımdayken sevdim seni. Bir daha da başkasını sevmedim. Aramızda bir kan bağı olmasa da hiçbir zaman cesaret edemedim sana bunu söylemeye. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba. Bir saniye lütfen. Tamam. Zeynep Hanım geldi. Tabii efendim. Buyurun, sizi bekliyorlar. Ben sana.
Merhaba Oktay Bey. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk. Buyur otur. Hadi Rambocuğum, ben merkeze kaçıyorum. Saat öğlen oldu, bütün emniyet çaysız kaldı. Bütün işler aksamıştır bensiz. Ben de seninle gelebilir miyim Hamdi abi? Nereye koçum? Bizim merkeze. Yani sizin merkeze. Bana da biraz staj olmuş olur hem. Bilmiyorum ki ben şimdi, bir memoli başkomiserimize sormamız lazım. E merkeze varınca sorarız işte. İyi tamam, hadi yürü şuradan bir taksiye maksiye binelim bari de. Daha fazla geç kalmayalım. Şş, bana bak, param var değil mi koçum? Ya benim üzerimde hiç vakit kalmamış biliyor musun? Sabah çekecektim ATM'den ama fırsat olmadı yani. Güzel. Taksiden kalanla bir de güzel kupon yaparız. Çok kral maçlar var bugün. Rahat ol aslanım benim, yürü. Eğer benimle birlikte köye dönersen... ...seninle evlenirim Ezo. Seni karım yaptıktan sonra artık hiç kimse laf edemez sana. Sen ne diyorsun abi? Oğlum sen ne diyorsun? At! Bana bak, sakin ol. Karethaneye. Ne diyorsun Ezo? Benimle evlenecek misin? Savcıyla konuşacağım. Sizi serbest bıraksınlar. Ama siz de bundan sonra bu kızın peşini bırakacaksınız. Bu kıza bir zarar gelirse o zaman size bu kadar merhametli davranmam. Bomba gibiyim. Oo maşallah. Bu ara bana çok iyi geldi. Yeni sezon için çok süper, bol aksiyonlu bölümler yazdım. Dün çekimlere başladık biliyorsunuz. Bayağı güzel sahneler çektik. Her şey yolunda yani. Anlıyorum. Ben de yeni gün ve saatinizde sizin çok iyi reytingler alacağınızdan eminim Zeynep'ciğim. İnşallah. Yeni gün ve saatimizde mi? Sizi bu sezon pazar geceleri prime time 2 kuşağına alıyoruz Zeynep'ciğim. Saat 22.30'dan sonra yani. Evet, orada reytinglerinizin daha yükseleceğini düşünüyoruz. Oktay Bey, yalnız bizim diziyi en çok gençler ve çocuklar izliyorlar biliyorsunuz. Siz bizi saat 10.30'da başlatırsanız bitiş saatimiz yarımı bulacak. Pazar günü, ertesi gün okul varken hangi çocuk o saate kadar ayakta kalıp bizim diziyi izler? Bence çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. O zaman açık konuşayım Zeynep'ciğim. Sen de biliyorsun ki sizin dizinin reytingleri eskisi gibi değil artık. Geçen sezonun sonuna doğru %40 düşüş yaşadınız. O mevsimsel bir durumdu ama. Yani havalar ısınmaya başlayınca çocuklar eve daha geç. Önümüzde iki seçenek var Zeynep'ciğim. Ya diziyi yayından kaldıracağız ya da pazar dediğim saatte yayınlayacağız. Ama kimse izlemez ki bizi o saatte. Üzgünüm Zeynep'ciğim. Başka dizi olsa çoktan yayından kaldırmıştık. Ama seni çok seviyoruz. Ve bize geçmişte çok güzel reytingler aldırdığın için sana böyle bir iyilik yapıyoruz. Bana iyilik yapıyorsunuz. Çok iyisiniz gerçekten. Ben...
Bence biz bu diziyi yayından kaldıralım gitsin. O saatte dizi yapıp reytingleri iyice düşürüp tüm sektöre rezil olmanın hiçbir manası yok. Onun yerine yeni bir iş yaparız. Tabii ki başka bir kanalla. İyi günler. Biz tam 3 sezon sırtladık bu kanalı. Ama bir kez daha gördüm ki televizyon sektöründe vefa kelimesinin İstanbul'un bozasıyla ünlü bir semtinden başka hiçbir anlamı yok. İyi günler. Arkadaş yarım saatte bir tane boş taksi geçmez mi şuradan? Paramızla rezil oluyoruz ya. Benim paramla demek istedin yani Avni abi. Al lan paranı geri. Al. 20 lira için amma anladın be. Bir daha da seni merkeze götürürsem beni... Tamam abi tamam tamam kızma hemen. Al para sende kalsın. Kızma. Aa Avni abi. Orada boş bir taksi var. Harbiden boş lan yürü yürü. Koş koş. Hadi be kardeşim ya. Nerede kaldınız ya? Bir şey mi oldu ya? Hadi hadi. İyi günler kardeşim. Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidelim. Çalışmıyorum kardeşim ben. Şimdi şoför değiştireceğim ya. Nasıl çalışmıyorum ya? Sabahtan beri taksi arıyorum zaten bulamadık. Öyle ne oldu be? Ne yapayım kardeşim? Şoför değiştireceğim diyorum. Anlamıyor musun ya? Allah Allah ya. Geç kaldım kardeşim. Götürsen ne olur? Ne şoförü bu saatte? Şoförüm değiştirilir. Koş lan koş 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 çabuk. Allah Allah. Ne oluyor be? Ne oluyor lan? Kim lan bunlar? Ne bileyim ya. Ben Avni, bu da Rambo. Memnun olduk. Yürü hadi yürü. Hadi gazlasana gazla. Lütfen. Merhaba aşkım. Kürşat. Sakın bana bakma. Polislere çaktırmadan önüne bakarak konuş benimle. Kürşat. Bu yaptığın çok tehlikeli Kürşat. Eğer polislere yakalanacak olursak sana yardım ettiğim için beni de hapse atarlar. Ömer zaten bunca sene babasız büyüdü. Hayatının sonuna kadar bir daha annesiz kalmasın ne olur. Asla öyle bir şey olmayacak aşkım. Benden sakın umudunu kesme demek için geldim buraya. Her an kaçacakmış gibi hazır ol. Çok yakında geleceğim size abla. Ondan sonra da çok mutlu olacağız ve bir daha hiç ayrılmayacağız. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum. Kürşat abi lafım olur. Kürşat hala İstanbul'da bir yerlerde saklanıyor. Ve bizi ona götürebilecek tek kişi kız kardeşim Melek.
O zaman neden hemen bu kızı buraya almıyoruz çocuklar? Alın ifadesini, söylesin abisinin yerini. Kızın abisine çok bağlı olduğunu, asla abisini satmayacağını düşünüyoruz müdürüm. Biz kızı aldığımız anda Kürşat'ın bundan mutlaka haberi olacaktır ve kızla olan bağlantısını kesecektir. Cem haklı müdürüm. Bizim Kürşat'ı da kızı da uyandırmadan takipte olmamız gerekiyor. Peki. Kızın attığı her adımı takip edelim. Telefonunu dinleyin. İnternet yazışmalarına bakın. Hı hı. Mutlaka bir şekilde abisiyle bağlantıya geçecektir. Müdürüm. Aslında benim planım kızı uzaktan değil, yakından takip etmek. Yakından mı? Nasıl yakından? Bayağı yakından. Bayağı yakın. Hadi biraz çabuk ol. Daha hızlı, daha hızlı. Hocam, taksimetre ne yazdıysa söyleyin. Biz ücret ödeyip inelim müsait bir yer. Yapmayın ya. Sonra hemen koşup bizi polise ihbar edin, değil mi? Bunlar zaten sivil polis abi. Arabaya binince Vatan Caddesi merkeze gidelim dediler. Yok hocam, ne alakası var ya? Ben polis değilim be abi. Çaycıyım ben, çaycı. Emniyetin çaycısıyım yani. Ben de henüz polis değilim. Ama bu sene akademi sınavlarını kazanırsam olacağım inşallah. Daha önce 6 kez girdim sınava ama almadılar. Ama bu sene çok iddialıyım. Kesin giriyorum. Ulan en baştan çocukluğunu anlat istersen. Gerizekalı sus lan. Hiç kimse bu taksiden inmiyor abicim. Biz kaçana kadar siz de bizimle geliyorsunuz. Bugün hangi derslere gireceksin? Vallahi ben hiçbir derse girmeyi düşünmüyorum. Evet, kolay diyorlar ama. Abi ben bu kıza bitiyorum ya. Hangi bölümdeymiş bu? Hukuk 2'de abicim o. Hayatta sana bakmaz. Boşuna hayal kurma. Niye bakmasın lan? Benim neyim eksik? Pahalı bir cipin eksik abicim. Pahalı kıyafetlerin. Kızı gezdirip yedirecek paran eksik. Biraz da tipin eksik abicim. Atarım lan seni aşağı. Rica ederim, buyurun. Niye hoş çocuk değil mi? Ay evet, çok tatlı. Acaba aynı sınıfta? Baksana şu gelene. Ay ne hoş. Çocuğa bak. Hey. Affedersiniz. Çok özür dilerim. Hemen toplarım. Çok üzgünüm gerçekten. Buyurun. Anne!
Zeynep Hanım eve gelmedi mi az önce? Arabasını gördüm, kapının önüne bırakmış. Geldi kızım, geldi. Nerede peki? Havuz başında stres sporu yapıyor. Stres sporu nedir ki? Bir sabaha kadar setlerde sürünelim, canımız çıksın. Beyefendiler, rating yarım puan düştü diye bizi gece yarısı saatinde yayınlasınlar. Orada. Zeynep Hanım ne zaman bir şeye sinirlense bütün hıncını o kum torbasından çıkarır. Vallahi bazen ben de Zeynep Hanım evde yokken girişiyorum o torbaya. Bütün stresimi, öfkemi o torbadan alıyorum. Ben de senin kadar kötü yemek yapsam epey bir strese girerdim. Normal yani. Aa, kızım sen nereye gidiyorsun? Zeynep Hanım'la konuşacağım biraz. Bence yalnız bırakalım şimdi onu. Kafasını toparlasın, biraz zavallı. Gece köye geri dönüyoruz ya, ona haber vermeye gideceğim. Gerçekten mi? Bir an önce otobüs biletini ayarlasak iyi olur. Bir de bana iyilik yapıyorlarmış. Ben onların sadaka verdikleri saate muhtacım sanki. Kolay gelsin Zeynep Hanım. Sağ ol canım. Ne olmuş? Memoli seni neden öyle alelacele merkeze çağırmış? Amcamın oğulları gelip teslim olmuşlar. Aa, gerçekten mi? Çok sevindim senin adına. Ben o iki yılanın oğlunu karşımda görünce kendimi tutamadım. Bir polis memurunun silahını kaptığım gibi doğrulttum bir tanesini kaşık. Yalan söylüyorsun. Yok vallahi doğrulttum. Sonra ne oldu peki? Sonra Memoli atıldı, silahı elimden aldı. Ortalık bayağı bir karıştı. İyi, bir delik yapmamışsın bari. Memoli sonra ben İlyas'la birlikte, amcamın büyük oğlu yani. Bu arada öz amcamın öz oğlu değil İlyas. Öyle aynı evde büyüdük diye amcaoğlu derdim ben ona. Öyle yani. Neyse işte. Memoli beni o yılanla aynı odaya koymasın mı? Ha? Ne? Benimle konuşmak istiyormuş. Allah Allah, ne konuşacakmış? En başta benden ve annemden özür diledi. Hı? Biz artık vazgeçtik seni öldürmekten. Ağanın emri bizim için geçerli değildir dedi. Şahane bir haber bu. Sonra da çocukluktan beri bana aşık olduğunu söyleyip evlenme teklif etti. Hayda. Müsaadenizle ben de şuna biraz girişebilir miyim? Tabii. Bunlar olmadan olmaz ama. İstediğim gibi yaşayayım şu hayatı. Yeter, 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 yeter. Ağlama Ezucuğum, ne olur ağlama. Hayat böyle bir şey işte. Herkes sana bir çelme takmak için sıraya giriyor. Ama önemli olan ayağımıza takılan her çelmede yerden kalkıp koşmaya devam etmektir. Yok. Benim artık hiçbir şeye gücüm kalmadı. Ben bu gece köye geri dönüyorum. Gerekirse de İlyas'la evleneceğim. Başka çarem kalmadı. Hocam.
Böyle gelsene. Çok sağ ol. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ankara'daki başka bir üniversiteden yatay geçiş yaparak geldim de. Çok iyi yapmışsın. Bu arada ben Ceren. Merhaba Ceren. Ben de Mehmet Ağa. Sadece Mehmet. Çok memnun oldum sadece Mehmet. Nasıl bir yakışık yaptırmam ya. Kimse sulanmasa ilk ben gördüm benimdir. Ama Nazenin olsun. Pardon. Efendim abi. Melek, neredesin şu anda? Okuldayım abi. Baktım bir yere gideceğimiz yok. Ben de tahsilime devam edeyim dedim. Çok iyi yapıyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Önümüzdeki günlerde benden haber alamayabilirsin. Seninle tüm irtibatımız kesilecek. Aşk olsun abi ya. Beni burada bırakıp mı kaçıyorsun yoksa yurt dışına abi ya? Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Buralarda olacağım. Cem. Söyle baba. Kız şiddet bilgisayarında. Abisiyle internet üzerinden telefon konuşması yapıyor. Siz bu aramayı takip edebiliyor musunuz? Başak yapamayız diyor baba. Dün gece sen gittikten sonra Memoli yine eliyle koymuş gibi buldu benim arınada. Ne oldu? Kadın IP takibini imkansız kılan bir program kullanıyor. Yani arama başka ülkeler üzerinden dolaşıp geliyor karşı tarafa. Anlaşıldı. Nasıl oluyor böyle bir şey abi? Bu Memoli nasıl buluyor her defasında seni? Memoli benim bir kız kardeşim olduğunu öğrenmiş. Peşine adam takmış olabilir. Dün gece senin evine giren hırsızlar da büyük bir ihtimalle Memoli'nin adamlarıydı. Memoli neden benim evime hırsız yollasın ki abi? Bilmiyorum. Belki evin her yerine dinleme cihazı yerleştirdiler. Ya da ipucu aradılar bana ulaşabilmek için. Aman Allah! Ben bir daha o evde kalamam o zaman. Tam tersine. Senin takip edildiğinden haberin yokmuş gibi normal hayatını yaşamaya devam etmen lazım. İşte bu nedenle ikimizin güvenliği için bir süre görüşmeyeceğiz. Peki tamam. Anladım abi. Çevrendeki hiç kimseye güvenmemelik. Herkes sandığından başka birisi olabilir. Kimseyle konuşma. Her an kaçacakmışsın gibi hazır ol. Benden haber bekle. Tamam abi. Bir daha görüşmesek de seni çok seven bir abin olduğunu unutma. Ben de seni çok seviyorum abi. Ve bir daha sakın böyle şeyler söyleme bana. Bana söz verdin sen. Bir daha hiç ayrılmayacağız diye. İnşallah bebeğim. İnşallah. Hoşça kal. Hoşça kal abi.
Alo. Kürşat az önce kız kardeşiyle vedalaştı. Bunu takip ettiğimizi anlamış oldu. O zaman hemen geri çekilmen lazım baba. Hayır. Tam tersine. Kaleyi içeriden fethetmek için elimi daha çabuk tutacağım. Kızın benim yüzümü bilmediği belli oldu. Bunu tavlamak çok kolay olacak benim için. Kapattım ben. Burası daha iyiymiş. Arkadan hiçbir şey görünmüyor da. Hocam affedersiniz, ellerimizi indirebilir miyiz artık? Yarım saattir böyle eller havada şeklinde duruyoruz. Kollarımda takat kalmadı valla. Tamam, indirin. Ama yanlış bir hareket yapmaya kalkarsanız ikinizi de vurup öyle atarız aşağıya. Allah razı olsun. Yuh kaptan. Ya bari taksimetreyi kapasaydın ya. Bizde sadece 20 lira var. 20 liralık gidelim. Siz bizi indirin sonra müsait bir yerde. Merak etme doktor. Bizde para çok. İndir lan şunu. Birileri görecek, polise ihbar edecekler sonra bizi. Fıstık gibi kaçıyoruz işte. Bir tane bile polis takılmadı peşimize. Eyvallah. Ne yapıyorsun lan? Memon abiye mesaj atıp durumu ihbar edeceğim. Lan saçmalama oğlum. Herifler bir görürlerse bitirler ikimiz de. Sen oyalı abicim işte. Kardeş ya, bu İstanbul'un trafiği de bir felaket değil mi valla? Afni abi. Attın mı lan mesajı? Yok, yok abi, atmadım. Kontürüm bitmiş. Sen şimdi çaktırmadan bana kontür transfer et. Ben sonra Memur abiye mesaj atarım. Yok, yok. Ben size değil, arkadaşın suratını tükürdüm hocam. Sen bak dalgana ne güzel, oh. Trafikte öyle gidiyoruz işte. Bir liranız var mıydı? Bilmem mi bakayım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Hiç gerek yoktu buna. Olur mu canım? Biz sınıf arkadaşı değil miyiz? Daha sonra sen bir çay ısmarlarsın, ödeşmiş oluruz. Peki öyle olsun o zaman. Tekrar teşekkürler. Afiyet olsun. Sana da. Abi buradayız. Abi merak etme, gelen adam var ya, sürekli bizden alacak bundan sonra. Memo gelecek buraya. İşte geldi. Merhaba Zafer. Merhaba.
Her zamanki gibi mi? Evet. Önce parayı görelim. Eyvallah, sağ ol. Yine bekleriz. Eyvallah. Buyur abi canlı. Sağlam çocuk. Her zaman gelecek mi bunu? Düşer o düşer. Yeni kuşlar geldi. Kim lan bunlar, tanıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Git bak bakalım kimmiş bunlar. Abi buyur. Keyiflendirici bir şeyler var mı? Keyiflenmek kolay beyim. Duygusaldan haber ver önce. Şöyle bir duygu nasıl olur? Abi polis! Kaçın, hadi kaçın, kaçın, kaçın! Durun lan! Kaçmayın! Kaçmayın! Ne oldu? Kesildin mi hemen? Diğerlerin mi bitti? Bence daha hızlı koşmak için sigarayı bırakman lazım. Gerçi yine benden kaçamazsın ama. İçeride seninle duygusal ilişkiye girecek çok adam tanıyorum. Dön! Şey daha sonra gelir adam. Tamam abi. Şu siyah arabayı takip et, çabuk. Hayırdır baba, ne oluyor? Sen gazla, yolda anlatırım ne olduğunu. Hadi hadi. Çabuk çabuk. Peki baba.
akıllı olun. Çok akıllıyız zaten. Adeta akıl küpüyüz. Ama bakın, benim 4 tane, bu yanındaki dombilim de 3 tane olmak üzere toplamda 7 tane çocuğumuz var. Bırakın bizi ya. Ayağınızın altını öpeyim be. Bırakın bizi be. Hadi be. Abi be. Ne oldu lan? Ben çıktı bunlar. Çık. İn aşağı. İn. Tamam. Kaldır ellerini. İn aşağı. Tamam abi. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Geç şöyle. Geç. Çakal abi. Siz mi işaret verdiniz lan? Kendine bak. Sus git. Tamam. Olur be. Bir dakika kardeşim ya, bıraksanıza. Abi, ya? Birader ya, yanlış anladınız memur bey. Ben emniyetin çaycısıyım ya. Destek istiyor muyuz baba? Gerek yok. Ben de öyle tahmin etmiştim. Memoli. Aslında bu narkotik bürosunun işi. Acaba biz onlara haber versek de... Biz cinayet bürosundan önce 2 sene narkotikte görev yapmıştık Cemil. O zaman kaçırmıştık bu iti elimizden. İçeri girip yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Sonra veririz heriflere narkotiği. Hadi. Ben çok sıkıldım bundan artık ya. Cem, yaralısın. Yaralıyım. Ama kalbimden. Hadi.
At silahını! Ne oluyor lan? Git bak lan! Gel buraya gel. Kaldır kaldır. Cem dur bırak. Yolla bu tarafa. Gençlere çocuklara uyuşturucu satıp onları zehirlemek, hayatlarını karartmak bu kadar kolay ha? Ben zaten size eşek sudan gelinceye kadar döveceğim ama size kendinizi savunmak için bir fırsat versem, siz de bütün marifetlerinizi gösterseniz belki de hapiste yatarken en azından bizi yakalayan adamı dövdük diye yüreğinize su serpilir. Ha? Gel. Yürü. Yürü yürü. Asıl işim seninle, gel buraya. Cem. Beni hemen okula geri götür. Kürşat'ın kız kardeşi okuldan çıkmadan onu görmem lazım. Tamam baba. Bizim çocuklar geldi zaten. Hadi gidelim. Hadi, hadi abi.
Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Sen Ahmet Emre'yi nasıl yok sayarsın? Sen kimsin de bana hesap soruyorsun lan ha? Ama ihanet eden herkesten hesap soruyorum ben. Bana bak. O senin ağansa ben de senin abinim lan. Dur çekil. Çekil dedim sana. Hadi dur. Gel buraya. Bundan gayrı benim İlyas diye bir abim yok. Hadi yürü hadi. Hadi dedim. Yürü. Sen gerçekten dönüyor musun köye? Esat'tan dönüyorum. Size de daha fazla yük olmayalım. Ne yükü hayatım? İstediğiniz kadar kalabilirsiniz burada. Ev büyük nasıl olsa. Annen de muhteşem yemekleriyle mutfağı ele geçirmişti nasıl olsa. Yok. Kara kış daha bastırmadan biz gidelim. Keşke ben de sizinle gelebilsem. Gelin isterseniz. Ama sizin dizi çekimleri var. Gelemezsiniz ki isteseniz de. Dizi yok artık Ezocuğum. Yok mu? Nasıl yok? Bu son çektiğimiz bölümü de yayınlayıp final yapacağız. Tam 3 yıl. 100 bölüm süren Kanun Savaşçıları dizisi televizyon tarihinin tozlu sayfalarındaki yerini alacak. Biz de önümüzdeki projelere bakacağız artık. Ne kadar güzel bir diziydi aslında. Niye bitiriyorsunuz ki durup dururken? Şartlar bunu gerektiriyor. Görüyorsun işte Ezocuğum. Hayat bir şekilde bize takıyor çelmesini. Herkes başka bir arana da yapıyor kavgasını. Ve ne yazık ki biz kazanmak için değil, kaybetmemek için giriyoruz her savaşımıza. Çok üzüldüm senin adına. Boş ver. Her bitiş yeni bir başlangıçtır aslında. Hep lazım gelecek günlere. O zaman benim düğüme de gelebilirsin yani. Tabii gelirim. Yalnız kendinle çok fazla çelişiyorsun. Biliyor musun Ezo? Nasıl oluyor kendinle çelişmek? Bir dediğin bir dediğini tutmuyor yani. En başta ben ölsem de İlyas'la evlenmem, ona hayatta güvenmem diyorsun. Ama sonra köye dönünce belki onunla evlenebilirim diyorsun. Ben İlyas'la evlenirsem onu sevdiğimden evlenmeyeceğim ki. Anneme daha fazla laf gelmesin. İnsanlar beni namussuz bilmesin diye evleneceğim. Yani işin aslı ben yine acı çekiyor olacağım. Belki biraz daha az olacak çektiğim acılar. Ama yine her gün başkalarının alnıma zorla yazdığı kaderi yaşıyor olacağım. Peki ya Memoli ne olacak? Yok. Memoli'ye haber vermeyeceğim gittiğimi. Ne olur siz de haber vermeyin. Köye varınca ben ona bir telefon eder teşekkür ederim. Zaten onun da başına epey iş açtım. O da sevinecektir benim gibi bir baş belasından kurtulduğu için. Ben aslında Memoli ne olacak diye sorarken ona haber verelim mi diye sormamıştım. Ya ne diye sormuştunuz? Memoli'ye aşık olduğunu benden saklayabileceğini mi zannediyorsun gerçekten? Ne? Kim? Ben mi aşıkmışım Memoli'ye? Evet. Aman Allah korusun. Yok öyle bir şey ya. Aksi sinirli huys. Deli bir adam o. Benim hiç işim olmaz öyle bir adamla. Köye dönünce Memoli'yi hiç özlemeyeceksin yani. Özleyeceğim tabii. Yani belki özleyeceğim. O da bir arkadaş olarak. Şimdi tamam kafadan kontak bir adam ama Allah'a da var yani. O kadar yardım etti bana. Beni evine kabul etti. Birkaç kez hayatımı kurtardı. Çok mert, yakışıklı. Aslan gibi bir çocuk sonuçta. Bence asıl siz çok aşıksınız Memoli'ye. Efendim? Efendim? Ben hiç görmüyorum sanki sizin nasıl böyle Memoli'ye içiniz geçe geçe baktığınızı. Kim? Ben mi Memoli'ye aşık olacağım? Evet. Aman Allah yazdıysa bozsun. Hiç gücüm yoktu. Sanki adam kalmadı dışarıda aşık olacak da. Gideceğim Memoli'ye aşık olacağım. Hasta ya o adam. Bildiğin hasta. Tabii.
Üniversitede söyleşi saat 11. Neyse, benim bir özel üniversitede öğrencilerle söyleşiye katılmam lazım. Akşam görüşürüz. Bizim setten bir şoför sizi garaja bırakacak. Hadi. Görüşürüz sonra. Hadi bakalım. Yok artık. Yok artık. Çok affedersiniz hocam. Trafik arabamı çekiyordu da onun peşinden koşmam gerekti otoparka kadar. Yalvarakar anca kurtardım arabamı. Sağ olun hocam. Hay Allah ya. Giderken çantamı kitaplarımı almayı unuttum. Psst. Ben topladım senin kitaplarını. Koydum hepsini çantanın içine. Hadi canım. Çok sağ ol ya. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Kapat. Üç araba var sırada kardeşim. Anahtarı bırak, iki saat sonra gel cillop gibi arabayı al. Yok, ben araba yıkatmaya değil, Kürşat abiyi görmeye geldim. Burada öyle biri yok kardeşim. Sen yanlış yere geldin herhalde. Hadi güle güle. Ya olur mu hiç? Kürşat abi buranın adresini verdiydi. Eğer başınıza bir şey gelirse, kaçıp saklanacak yere ihtiyacınız olursa gelin yanıma beni bulun dediydi. Kim gönderdi lan seni? Ha? Yok abi, kimse göndermedi beni. Oğlum. Aha Kürşat abi. Bırak gelsin, bizden o. İşte bak dediydim sana. Öpeyim abi. Kürşat abi. Sana anlatacaklarım vardır Kürşat abi. İyi. Geç içeri. Bu şarkıda senden bana gelsin mesela. Cem, Allah aşkına kıs şunun sesini biraz. Görevden soğuttun beni valla. Sen de bu kesintisiz tripli tavırlarınla beni bu ilişkiden soğuttun ya Başak. İlişki mi? Ortada herhangi bir ilişki falan yok ki Cem. Sen hayal görüyorsun galiba. Öyle deme işte. Tek taraflı, koyu, platonik de olsa ilişki ilişkidir. Üzerinde trafiğin tek yön aktığı yola yol denmez mi? Denir. Cem, sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Ben kendim isteyerek saçmalamıyorum ki Başak. Sensin beni saçmalatan. Cem, bak gerçekten çok üzgünüm. Seni her defasında böyle reddedip kalbini kırdığım için inan ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Ama bizim aramızda herhangi bir şeyin olması, bizim sevgili olmamız imkansız. Neden imkansız peki? Sen bana onu söyle ne olur. Biz birbirine düşman iki ailenin çocukları mıyız? Sen zengin fabrikatör kızısın da ben babanın işçisinin oğlu muyum? Ben uzaydan mı geldim ya? Robot muyum? Niye imkansızız biz Başak? He? Hadi söyle şunu bana da kurtar beni her gece beynimi yiyen şu sorudan ya. Çünkü Cem. Evet. Çünkü ben sana aşık olmaktan korkuyorum.
Etrafı kolaçan edin bakalım, temiz mi? Tamam abi. Vallahi çok kral adamsın Kürşat abi. Bu çay çok iyi geldi. Dondum vallahi iki saattir sokakta yürümekten. Sağ olasın abi. Eyvallah. Demek benim yerim Memoli'ye Gammaz diyen et senin İlyas abinde ha? Aynen öyle abi. Ben kaç defa dedim, yapma etme dedim. Kürşat abi duyarsa bizi keser dedim. Ama küçük olduğum için dinemedi tabii benim sözümü. Bakışın o tarafını çok doğru söyle. Abi, abi dur, ne yapıyorsun abi? Abi dur. Abi. Abi. Beni satan adamın kulağını kesip zarfın içinde köyüne postalarım demedim mi lan ben size? Abi, abi ne olur yapma abi. Abi, ha? Abi. Abi, ben satmadım ki seni abi. Bir yanlış yapsam hiç gelir miydin buraya abi? Ben seni o Memoli'nin göndermediğini nereden bileceğim ölen? Ha? Bu yeri de fiştekladınız mı lan Memoli'ye? Seni mi gönderdiler lan bana yem diye? Kapının önüne pusuya yattı bekliyor değil mi lan benim çıkmamı? Ha? Vallahi yok abi öyle bir şey, vallahi yok. Abi ben kendim geldim abi. Abi, abi kimse göndermedi beni abi, gözünü seveyim. Olsun. Ben yine de işimi sağlama alayım da. Sonradan ihanete uğradığımı öğrenirsem gözüm arkada kalmasın. Abi, abi ne olursun kurban olayım abi. Yapma abi. Abi ne olursun abi. Abi, abi ne olursun. Abi etraf temiz. Abi. Çevredeki gözcülere teker teker sordum. Herhangi bir hareket yok. İyi, sen işine bak. Tamam abi. Peki neden ayrı düştün lan sen bu İlyas abinle? Adam abinin evine karşı çıktı abi. O da yetmedi, bir de Ezo'ya aşık olduğunu söyledi. Vay. Ulan iki günde dallastık olmuşsunuz siz. Abi biz kızı ifaz etmeye geldik buraya. Yetmedi, bir de üstüne evlenme teklif etti. Yapma ya. Memoli'nin köylü kızıyla aynı köylü kızı mı sizin şu Ezo? Evet doğrudur abi. Az önce bizim oraya giden otobüs firmasından bir arkadaşı aradım. Ezo anasıyla birlikte köye geri dönmek için gece otobüsünde yer ayırtmış. Çok iyi. O zaman ben bu Ezo'nun canını yakınca hem Memoli'den hem İlyas'tan intikamımı alacağım. Değil mi lan? Bir taşla iki kuş. Aynen öyle abi. Şimdi sıra bende Memoli. Şimdi sıra bende. Korkma ya. Ben ısırmam seni. Gönül rahatlığıyla aşık olabilirsin yani bana. Sigortanı filan da yaptırırım istersen. Ben öyle korkmaktan bahsetmiyorum aptal. Sen nasıl korkmaktan bahsediyorsun? Seni gidi sersem şey seni gidi. Sana aşık olmaktan korkuyorum çünkü... Sana aşık olunca kaybetmekten korkuyorum. Biz aşık olduk, sevgili olduk diye evlenince... Ağzından bal damlıyor Başak. Evet haklısın, benim ağzımdan da salya akıyor olabilir. Kısmi beyin felci yaşıyorum ben şu anda. İkimiz de polisiz Cem. İkimizin de hayatı tehlike içinde geçiyor. İkimiz de her gün sokakta onlarca itin, kopuğun peşinden koşuyoruz. İnsanlar bize çiçek atmıyorlar. Kurşun atıyorlar. Sen daha iki gün önce vuruldun omzundan. O kurşun kafana isabet edebilirdi, Allah korusun. Evet. Tam da ona benzer bir duygu yaşıyorum şu anda. Dalga geçme Cem. Ben çok ciddiyim. Ve yukarıda Allah şahidim. Sen çok ciddi oldukça ben sana biraz daha kapılıyorum Başak. Ben sevdiğim, aşık olduğum adamı, kocamı kaybetmekten korkuyorum Cem. Ya da onun da beni kaybedip hayatının sonuna kadar acı çekmesinden korkuyorum.
Sana bir şey olsa ben burada bir dakika kalmam ki. Sıkarım kafana, gelirim peşinden. İşte ben de tam bundan bahsediyorum Cem. Ne ben senin hayatını mahvedeyim, ne de sen benimkini. Hayatımı mahvetmek mi? Sen ne diyorsun ya? Sen hayatımda bana olmuş olan en güzel şeysin Başak. Ne olur yapma böyle. Bak, bir yerde uğruna ölünecek. Onu kaybetmekten korkulacak bir şey varsa orada aşk var demektir Başak. Kim demiş bu lafı? Ben dedim. Şimdi uydurdum. Hay Allah'ım. Ama itiraf et, güzel uydurdum. Cuk oturdu değil mi kız? Sen bugün bana bir umut verdin. Beni dünyanın en mutlu adamı yaptın yani. Ama ben... Başka bir şey söyleme artık. Ben beklerim senin korkularını yenmeni. Hayatta hiçbir şey sensiz olmaktan daha kötü olamaz benim için. Çünkü ben seni bu hayatın kendisinden bile çok seviyorum Başak. Müziğin sesini sen mi açıyorsun canım? Evet, ben açıyorum. Ne yapıyorsun ya? Sana borcumu getirdim. İyi yaptın. Otursana. Oturdum zaten. Aslında dans dersim başlıyor 10 dakikaya. 10 dakika otur o zaman. Başlangıç için 10 dakikada hiç fena bir süre değil. Merhaba. Merhaba Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Memoli. Benim adım Mehmet bu arada. Ben de Melek. Başka bir şey de olamazdı zaten. Reddetti. Kızın yanında galiba. Eyvah! Zeynep Hanım Memoli'yi kızın yanında görüp de Memoli diye seslenirse? Biz biteriz. Koş Başak, koş! Hadi hadi! Koş koş koş! Öyle mi? Aa Zeynep Hanım. Aa Zeynep Hanım. Merhaba. Zeynep Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi sağ olun, çok mersi. Merhaba. Evet. Zeynep Hanım. Merhaba. Çok geç kaldım. Bir resim çekebilir miyiz? Tamam. Nerelisin sen Melek? Almanya'da doğdum büyüdüm. Ailem hala orada. Onlar da Adana'dan gitmişler oraya. Gerçekten mi? Hı hı. Biz de Adanalıyız. Hadi canım. Zeynep Hanım çok güzelsiniz bugün. Çok teşekkür ederim, sağ olun çocuklar. Değil mi? Çok güzel ama yani. Teşekkür ederim, siz de öyle. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnsan çok mersi, çok teşekkür ederim. Zeynep Hanım diziniz nasıl gidiyor? İyi güzel gidiyor işte. Çocuklarla biz de diziyi konuşuyorduk. Bir saniye beyefendi, nereye gidiyorsunuz? Acil işim var kardeşim. Misafir kartınızı görebilir miyim? Görevdeyim canım. Vallahi. Evet, Ceyhan'da. Siz? Biz içindeniz galiba. Tam bilmiyorum. Olsun. Yine de hemşeri çıktık.
Aynı toprağın insanları birbirini çekiyor işte böyle. Ya evet, öyle oluyor gerçekten. Merhaba. Ben biraz erken geldim, kusura bakmayın. Trafik enteresan bir şekilde çıktı. Olsun, önemli değil. İsterseniz dekanımızın odasında bekleyebilirsiniz söyleşi başlayana kadar. Salonda olunca biz size haber veririz. Yok, şimdi dekan beyi hiç rahatsız etmeyelim bence. Kafeterya ne tarafta? Nasıl yani, kafeteryada mı oturacaksınız gerçekten? E tabi hayatım, ben de bir zamanlar öğrenciydim. Oturabilirim yani. Tamam o zaman, kafeterya hemen bu tarafta. Buyurun geçelim. Tamam, hadi bakalım. İçeride konuşalım bari, hadi. Hadi kahveler benden. Durun bir dakika. Misafir kartınızı görebilir miyim? Allah! Allah! Oh, bak kardeşim, alkol yok, ehliyet yanımda. Bu ne ya, çeviriyorsunuz her köşe başında? He? Okul burası, okul. Dur. Ha, oldu mu canım? Geçiyoruz müsaadenle. Sağ ol. Hadi. Çıldıracağım ya. Eyvah, geç kaldık. Zeynep Hanım içeri girmiş. Her yerde çevirmeye uğradık. Tabii geç kalırız ya. Yapacak bir şey yok artık. Hadi girelim. Sen yalnız mı yaşıyorsun İstanbul'da? Evet. Ailem Ankara'da. Sen? Ben de yalnızım. Harika. Neymiş harika oğlum? Yalnızın halinden yalnız anlar derler ya. Belki arada sırada birbirimize misafirliğe geliriz, yemek falan yaparız diye düşündüm. Beni evine mi davet ediyorsun yoksa? Tanışmamızın 5. dakikasında hem de. Yok canım, saçmalama. Böyle daha kafadan davet eder miyim seni içerine? Ben kendimi senin evine davet ettirmeye çalışıyordum aslında. İyi misin? Tamam, iyiyim. Geçti. Az önce senin hayatını kurtardım. Şimdi de bana bir can borçlusun, ona göre. Nasıl ödeyeceğim peki sana bu borcumu? Senin de hayatı tehlikeye geçirmeni mi bekleyeceğim? Güzel soru. Ya da şöyle yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bir akşam benimle yemeğe çıkarsın. O zaman ödeşmiş oluruz. Bak işte bu eve davet etme teklifinden daha iyi bir teklifti. Teşekkür ederim. Sen ilk teklifimi de yemekten sonra tekrar bir değerlendirirsin en olmadı. Çok ısrarcıyız bakıyorum. Ne için ısrar ettiğime bağlıdır ne kadar ısrarcı olduğum. Yani ısrar ettiğime değmeli söz konusu olan kişi. Sen ilk görüşte tamam işte aradığım kişi bu demeye inanır mısın bilmiyorum ama ben seni gördükten sonra buna inanmaya başladım. Sen ısrar etmeye değecek kadar güzel bir kız. Biliyor musun? Bugün şey geliyormuş buraya söyleşiye. Kim geliyormuş? Televizyonda Kanun Savaşçıları diye bir dizi var ya. Orada başrolde oynayan sarışın kadın geliyormuş. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Ay, hanımefendi de geldi işte. Zeynep Hanım, ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Sakın bana Memoli deme. Ya tamam anladık, sadece görev arkadaşların sana Memoli diyorlar, Allah Allah ya. Polis olduğumu da söyleme, beni tanımıyorsun. Ya ben Zeynep Hanım'ın oynadığı dizilerin hiçbir bölümünü kaçırmadım biliyor musun ya? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Öğrenci kılığında gizli görevdeyim şu anda. Ne? Öğrenci mi? Senden öğrenci olur mu ya? Nereye gidiyorsun? Dans dersim başlıyor. Gitmem lazım.
Sonra görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bir de yemek işini unutmayalım tabii. Benim o konuyu biraz daha düşünmem lazım. Zaten çok acele etmenin de bir manası yok. Daha yeni tanıştık. Yalnız kız amma bozdu seni ha. Üzgünüm ama sen umudunu kes bundan. Hayatta yüz vermez bu kız sana. Neyse, öğrenciler beni bekliyorlar, söyleşi için çağırdılar da beni buraya. Yani sandığın gibi seni takip edip de gelmedim buraya. Hadi bay. Bu taraftan Zeynep Hanım. Bu tarafa mı gidiyoruz? O da hadi. Bay bay. Bay bay. Bay, Memoli başkomiserim gelmiş. Yine kim bilir hangi itin uğursuzun canını yaktı. Hemen bırakıyorum bir operasyon sonrası nekaat dönemi çayını. Ana! Bu! Ben de diyorum bu ışık nereden geliyor böyle? Cem komiserim, yine güzellikten yüzünüze bakılmıyor. Ayıp da söylemesi, yumurta gibi olmuşsunuz. Parıl parıl parlamışsınız. Ya bak, it uğursuz dedin de aklıma geldi şimdi. Bugün bizim başımıza neler geldi biliyor musun Memoli başkomiserim? Bizim Rambo ile beraber Zeynep Hanım'ın çekimine gitmiştik. Çekim mekim yaptık neyse, sonra karnımız acıktı. Gidelim bir tost post yiyelim dedik. Allah! Memoli başkomiserim yine screensaver'a bağlamış. Hemen uzaklaş abicim, hadi. Buyurun komiserim. Buyurun. Her şey için sağ olun Zeynep Hanım. Hakkınızı helal edin, olur mu? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Keşke daha çok kalsaydınız. Bayramlarda falan çıkar geliriz belki. Her zaman beklerim. Ben sizi çok özleyeceğim. Ben de. İnşallah yeni diziniz de çok tutar. Sağ ol Ezo. İyi yolculuklar Zeli Hanım. Allah razı olsun. Gözü titremeye başladı. Geliyor. Vallahi geliyor. Şimdi değil. Bekle. Doğru zamanı bulmamız lazım. Geliyor. 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 Şimdi. Bir.
Yine kim delirtti bunu? Zeynep Hanım müdürüm. Zeynep Hanım mı? Zeynep Hanım ekipten ayrılmamış mıydı? Kadın bela gibi müdürüm. Nereye gitsek karşımıza çıkıyor. Tamam, tamam, sakin ol. Siz bugün Kürşat'ın kız kardeşinin okuduğu üniversiteye gitmediniz mi ya? Gittik müdürüm. Ben öğrenci kılığında kızla yakınlık kurdum. Hatta akşam yemeğine de çıkarmak için bile söz almıştım. Yuh. Baba yarım günde nasıl getirdin işi oraya ya? Allah. Seni çok tebrik ediyorum baba. Senin ne işin var burada İlyas? Bu gece köye döneceğinizi duydum. Otobüs firmasında çalışan Arif var. Bizim köyün çocuğu. Ben de bilet almaya gitmiştim. O söyledi. Boşuna almışsın sen o bileti İlyas. Biz seninle birlikte aynı otobüste dönmeyeceğiz köye. Sana bizi köye geri getirmişsin gibi öyle. Hava atma şansı vermeyeceğiz yani. Biz kendi başımıza döneceğiz. Haklısın. Ben zaten bu gece dönmüyorum köye. Emrullah bulana kadar burada kalacağım. Bugün çok kızdı bana. Bastı gitti bir başına. Hiçbir yer bilmez ki İstanbul'da. Nerede kalır, ne yer, ne içer hiç bilmiyorum. Aklım ondadır. Hey. Ben size iyi yolculuklar dilemeye gelmiştim. Sağ ol. Öpeyim. Sonra ne oldu çocuklar? Zeynep Hanım da bugün aynı üniversiteye söyleşi yapmaya geliyormuş meğerse. Hay Allah. Şu şansa bakın ya. Ne olur emredin şu kadını gidip tutuklayalım. Bir nezarete atayım. Bir sabaha kadar orada burnu sürtsün. Ondan sonra bakalım pamuk gibi oluyor mu olmuyor mu? Saçmalama evladım. Kadın aynı üniversiteye söyleşiye geldi diye tutuklanır mı? Polisin görevini layıkıyla yapmasına engel olmak suçundan içeri atabiliriz ama müdürüm. Olmaz öyle şey. Hadi siz şimdi işinize bakın çocuklar. Kürşat'ın kız kardeşi artık beni deli sanıyor. Ben bir daha nasıl bağlayacağım onu şimdi ya? Baba, bir de ben deneyeyim şansımı bu kızla ha? Ne dersiniz? Kız belki benim gibi tiplerden hoşlanıyor. Hani yakışıklı değil ama samimi, sempatik. Ya ne var? Ne var? Hayır benim neyim eksik? Abi benim neyim eksik? Köylü kızını bir arayayım bakalım. Bugün hiç aramadım diye bir araba laf edecek sonra. He, anladım baba. Sen zaten onu özlediğin için aramıyorsun yani. He. Aslında ben bazı şeyleri içimden söylemek istiyorum. Ama hep kendimi kaybedip dışımdan söylüyorum. Ondan kaybediyorum. Başak be.
Bu akşam romantik bir yerde yemek yiyelim mi? Baş başa böyle. Bak gördün mü? Böyle oluyor, böyle oluyor. Alo. İyi akşamlar. Başkomiser Memoli ben. İyi akşamlar Memoli Bey. Yalnızca görev arkadaşlarım bana Memoli diyebilir hanımefendi. İyi de siz şimdi bana Memoli ben dediniz. Ben derim ama siz diyemezsiniz. Ben ne diyeceğim peki? Başkomiser Mehmet Ali diyeceksiniz. E keşke siz de telefonu açtığınızda ben Başkomiser Mehmet Ali deseydiniz. Neyse hanımefendi neyse. Ben Ezo'yu aramıştım. Kendisini telefona çağırır mısınız lütfen? Ezo yok ki. Nasıl yok? Bir saat önce annesiyle birlikte çıktı. Nereye çıktı ya? Otogara gittiler. Otobüse binip köylerine gideceklermiş bu gece. Ya bunu bana niye haber vermiyorlar ya? Ben onlara gidebilirsiniz dedim mi? Kaç otobüsüne biniyorlar? Hiç bilmiyorum ki. Herhalde çoktan hareket etmiştir otobüs. Zeynep Hanım'ın da mı onlarla birlikte gitti? Yok. Zeynep Hanım'ım yukarıda çalışıyor. Çok güzel. Harika. Çok selam söyle benden Zeynep Hanım'ına olur mu? Baş üstüne. Ne oluyor baba? Köylü kızı Kürşat için açık hedef oldu. Olan budur. Eyvah eyvah eyvah. Kaptan, arka kapıyı aç, yolcu var. Hoş geldiniz. Buyurun, istediğiniz yere oturabilirsiniz. Eyvallah.